Merhaba gençler. Hemen birinci soruyla çözümlerimize başlayalım. Yukarıdaki tabloda verilen önermelerin doğruluk değerlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İlk olarak doğruluk tablomuzu dolduralım. 3 küçüktür 5 demiş. Bu doğru bir önermedir. En küçük asal sayı rakam 7'dir. Hayır 2'dir. Demek ki bu yanlış bir önerme. Nisan ayı 30 gündür. Doğru. 18-7 11 yapar. 9'dan büyüktür. Doğru. İkiz kenar üçgenin bütün kenarları eşit uzunlukta değildir. O yüzden bu da yanlış. O halde bakalım. P denktir S demiş. P1, S1 bu doğrudur. Hangisi doğrudur diye sormuştu. Cevabımız Adana. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıda ABCD dikdörtgeni ile EFT üçgeni görülmektedir. P önermesi dikdörtgenin alanı üçgen alanından büyüktür. Q önermesi üçgen alanı dikdörtgenin alanına eşittir. R önermesi B büyük C'dir. T önermesi B bölü C artı C bölü B 2 eşittir. Önermeleri veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerin hangilerin doğruluk değeri 1'dir? İlk olarak alandan bahsedildiği için dikdörtgenin alanına bakalım. A çarpı B'dir dikdörtgenimizin alanı. Üçgenin alanına baktığımız zaman 2A çarpı C bölü 2 yani alanı A çarpı C'dir. Birinci önermemize bakalım o zaman. P ise R. Yani dikdörtgen alanı üçgen alandan büyük ise B büyük C'dir. Yani dikdörtgen alanı AB, üçgen alanı AC. Bu bundan büyük ise o zaman A'lar pozitif olduğundan B büyük C'dir. Doğru oluyor. Bu doğru bir önermedir. İkinci önermemize bakalım. R ise P. Yani BC'den büyük ise dikdörtgenin alanı üçgen alanından büyüktür. Bu da doğrudur sevgili gençler. Zaten az önce çift gerektirme olduğunu görmüştük. İfadelerin hangileri doğru demiştik? Üçüncü önermemize bakalım. Q ise T. Yani üçgenin alanı dikdörtgenin alanı eşit ise A çarpı B eşittir. A çarpı C olur. Bu durumda B eşittir C olur. Bu durumda da B bölü C ve C bölü B 1'e eşit olacağından toplamları 2 yapar. Bu da doğru bir önerme olur. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Aşağıda içine süt konmuş sürahi verilmiştir. P önermesi. Sürahinin içine 60 ml'den fazla süt vardır. Q önermesi. Sürahinin dolu kısmı boş kısmından fazladır. R önermesi. Sürahiye 25 mililitreye daha süt koyulursa Sürahi'de boş kısım kalır önermeleri veriliyor. Şimdi ilk önce bu önermelerin doğruluk değerlerini kontrol edelim sevgili gençler. Sürahi'nin içinde 60 mililitreden fazla süt vardır önermesi gördüğünüz gibi 65 mililitre olduğuna göre doğrudur. Sürahi'nin dolu kısmı boş kısmından fazladır önermesi de doğrudur. Çünkü 80 mililitre aldığı gözüküyor ve bunun 65'i dolu, dolu bu doğru olmuş oldu. Sürahi'ye 25 mililitre daha süt koyulursa Sürahi'de boş kısım kalır demiş... Hayır. 15 mililitreden sonrası taşıacağı için burası sıfırdır. Şimdi bunları yerine yazalım. P veya Q'nun değili veya R'nin değili. Bu önermenin doğruluk değeri şurası 1 yapacağından 1 bir veya 1'den 1 bir çıkar. Buraya bakalım. 1 ve 0 ve pardon R'nin değili 1'di. Şurayı düzgün yazalım. R sıfırdır. R'nin değili birdir. Ve Q. Q da birdir. Hepsi bir olduğundan burası da birdir. Üçüncü önermemize bakalım. Bir ise sıfırın değili birdir. Ya da Q demiş. Q da burada bir. Bir ise bir birdir. Bir ya da bir de sıfırdır. Hangileri doğrudur demiş. 1 ve 2. cevabımız Ceyhan seçeneği. X tam sayı olmak üzere PX önermesi açık önermesi X küçük 3'müş. QX açık önermesi X artı 4 çift doğal sayıdır demiş. PX ve QX denktir bir denkliğini sağlayan X değer, değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuşlar bize. Bakalım. İlk olarak e, bunun çift çıkması için X yerine bir çift sayı yazmamız lazım. 3'ten küçük çift sayı 2 olabilir 0 olabilir Eksi 2 olabilir. Çünkü x tam sayıdır demiş. Eksi 4 olabilir. Daha küçük alamayız. Çünkü qx önermesi bu durumda doğal sayı çıkmayacaktır. Bize sağlayan değerlerin toplamı sorulmuştu. Bunları toplarsak cevabımız eksi 4 olacaktır sevgili gençler. O da Bursa seçeneğinde verilmiş. Diğer sorumuza geçelim. Bahadır Okula giderse bugün günlerden pazartesidir veya hava yağmurlu değildir. Önermesinin sembolik mantık diline dönüşmüş hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bahadır okula giderse günlerden pazartesidir. Bahadır okula giderse veya hava yağmurlu değildir. Bahadır okula gider önermesine P önermesi diyelim. Günlerden pazartesidir veya hava yağmurludur önermesine R dersek yağmurlu değildir de R'nin değili olabilir. Dolayısıyla aradığımız önerme C han seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Doğruluk kümesi eksi 2 eksi 1 0 1 2 olan fx açık önermesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın şurada hemen dikkatimizi çeken eksi 3 ile 3 arasında olduğu dolayısıyla sağlayan x tam sayıları z tam sayı demekti. Eksi 1, 0, 1, 2 olmak üzere doğruluk kümesini sağladığından cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Şekildeki boyalı bölge aşağıdakilerden ile ifade edilebilir? Şimdi taralı bölgemizde Bakalım neler var? C kümesinden A fark B çıkarılmış. Şu kısım A fark B kümesidir. O zaman taralı bölge C fark A fark B şeklinde yazılabilir. O da yine Ceyhan seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Diğer bir sorumuza bakalım. Eleman sayısı n olan bir kümenin elemanları arasında n bulunmuyorsa bu kümeye bencil küme denir. Örnek A kümesi 1, 2, 4 kümesinin eleman sayısı 3'tür ve kümenin elemanları arasında 3 olmadığından bencil kümedir. Buna göre A kümesi 1, 2, 4, 5, 6, 7 kümesinin boş kümeden farklı alt kümelerin kaç tanesi bencil kümedir? Şimdi tek elemanlı kümelere bakalım. Tek elemanlı olduğundan içerisinde 1 bulunmayacak. 1 bulunmayan hemen örnek olarak gösterelim. 2 bulunabilir, 3 bulunabilir, 4 bulunabilir, 5 bulunabilir, 6 bulunabilir. Ve yine sadece 7 bulunabilir. Demek ki 6 kümemiz var. 2 elemanlı. Bu sefer 2 elemanlı olduğu için içerisinde 2 bulunmayacak. Geriye kalan mesela bir tanesini yazalım. 1, 3 gibi böyle devam edeceğiz. Burada 2'nin dışındaki 6 elemanlı oluşturabileceğim 6'nın ikili kombinasyonu olmuş olacak çocuklar. Sonra 3 elemanlı olduğunda 3'ün bulunmadığı kümeleri düşüneceğiz. Yani mesela 1, 2, 4 gibi. Yine tek tek yazarak zaman kaybetmeyelim. 6'nın üçlüsü olacaktır o zaman. 6 eleman arasından 3'ün dışındaki 6 eleman arasından 3 tane eleman seçerek bencil kümeleri oluşturacağız. Sonra 1, 2, 3, 5 gibi düşünelim. Bu sefer de 4 eleman seçilecek. Geriye 4'ün dışındaki 6 eleman arasından 4 tane seçmiş olduk. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 6 diyelim buna da. 5'in dışındaki elemanlarla 5 elemanlı kümeler oluşturacağız. O zaman 5'in dışında 6 elemanımız var. Bunlardan 5'ini seçtik. Bir de 6'nın dışındaki 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 ile oluşturulabilecek tek bir küme vardır. O da 6'nın altılısıdır. Sevgili gençler bunların toplamının 2 üzeri 6'dan 6'nın sıfırlısı olan 1 çıkarılarak 2 üzeri 6 eksi 1 yani 63 tane bencil küme oluşturulabilir diyoruz. Dokuzuncu sorumuza geçtik. A simetrik fark B. A fark B birleşim B fark A olmak üzere A simetrik fark B'nin eleman sayısı. Bunu küme şeması çizelim ve şemasıyla gösterelim. A birleşim B demiş. E, A simetrik fark B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısının 2 katıdır denmiş. Sonra A bileşim B'nin tümleyeni A fark B'ye eşittir ve A kesişim B'nin eleman sayısına eşit 3 katına eşittir demiş. Buraya A diyecek olursak A fark B 3A olacaktır. A bileşim B'nin tümleyeni de 3A olacaktır. Şimdi o zaman bakalım. A kesişim B şurasına A dedik. A fark B'ye 3A dedik. Burası 3A ise A simetrik fark B 6A olmalıdır. A simetrik fark B ile A fark B ile B fark A'nın toplamıydı. O zaman demek ki e bu arada burayı bir saniye çocuklar düzeltmemiz lazım. E çünkü A'nın eleman sayısı 4A oldu. Burası 8A olacak. O zaman e, A fark B'nin eleman sayısı 3A olduğuna göre 8A olması için buraya 5A kaldı. Başka A bileşim B'nin tümleyeni tümleyeni olduğuna göre dışarıda evrensel kümemizde olmalıdır. Orasının da 3A olduğunu biliyoruz. A'nın tümleyeni bileşim B'nin tümleyeni. A'nın tümleyeni deyince şu kısımlar var. 5A ve 3A. B'nin tümleyeni deyince 3A ve diğer 3A var. Dolayısıyla bunların toplamı 3, 6, 5 daha 11A yapıyor. 11A 44'müş sevgili gençler. Şu üçünü topladık ve 11 A'yı bulduk. A demek ki 4'müş. A 4 olduğuna göre B fark A ne olacaktır? 20 olacaktır şurası. A fark B de 12 olacaktır. 20'den 12 çıkarırsak kaç kalır diye sormuş bize. 8 yani Bursa seçeneği cevabımız olacak. Diğer sayfaya geçelim. A bir kümesi boş kümeden farklı ve A1, A2, A3, nokta nokta A7'ye kadar olan kümeler de birbirinden farklı olmak üzere bunların elemanları toplamı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi boş kümeden farklı olacağına göre buraya en az 1 verebiliriz. Dolayısıyla dışarısında bir tane daha farklı eleman, bir tane daha farklı eleman, bir tane daha farklı eleman bu şekilde devam edecek. Yani burası bir elemandır, burası iki elemandır en az, burası 3 elemanlıdır. Bu şekilde devam ederek burası da yedi elemanlı olacak. Bunların toplamı sorulduğu için bize 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 olarak bu kümelerin eleman sayıları toplamının en küçük değerini bulmuş oluyoruz sevgili gençler. 11. sorumuza geldik. Matematik ve biyoloji derslerinin en az birinden başarılı öğrencilerin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilerin %45'i matematik dersinden, %60'ı biyoloji dersinden başarılı olmuştur. 24 öğrenci yalnız matematik dersinde başarı gösterdiğine göre her iki dersten de başarılı olan kaç öğrenci vardır? Yine kümemizi oluşturalım. Matematik var, biyoloji var. En az birinden başarılı bulunduğu dediğine göre evrensel kümemiz olmayacak. %45'i matematik dersinden %60'ı biyolojiden toplayınca gördüğünüz gibi %105 yapıyor. Bu durumda kesişimleri %5 olur. E, yalnız matematikten başarılı olan o zaman 40 olacaktır. Yalnız biyolojiden başarılı olan %55 olacaktır. 24 öğrenci yalnız matematikten başarılıymış. Yani topluluktakilerin %40'ı 24 kişi eşitmiş. Bunları sadeleştirdik. Buradan toplulukta 60 kişi olduğunu görüyoruz sevgili gençler. Her iki dersten başarılı olan yani 60'ın %5'i kaçtır diye sormuşlar bize. O zaman 5/300 bölü 100'den 3 kişi olarak buluyoruz. Cevabımız Adana'dır sevgili gençler. İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu 36 kişilik toplulukta Almanca bilenlerin hepsi İspanyolca, Almanca bilenlerin hepsi İspanyolca, İspanyolca bilenlerin hepsi İngilizce Şöyle kısaltalım. İngilizce bilmektedir. 3 dil bilenlerin sayısı orası şurası oluyor. 2 dil bilenlerin sayısının 2 katı o zaman burası 6x olur. 2 dil bilenlerin sayısı 1 dil bilenlerin sayısının 2 katıdır. Burası da o zaman x olur. Toplam 9x yaptı. Bunun da 36 kişi olduğunu biliyoruz. O halde burada x değerimiz 4'tür. Bize Sadece İngilizce bilen yani x değerini sormuş. O da adana seçeneği olarak verilmiştir. Mavi ve beyaz eş kareler kullanılarak şekildeki gibi süsleme yapılmıştır. Bu süslemede 101 tane mavi kare olduğuna göre kaç tane beyaz kare vardır? Sevgili gençler, şu şekilde bölmelere ayırırsak şurası da mavi olacak. Bakın kendisini Burada 10 tane kare var. 10 tane de bir tekrar ettiğini göreceğiz. En son bir tane de burada kalacak. Artı 1 olacak yani. O zaman bakalım. 101 tane. 10 tane 10 kare var. Artı bir tane de sondaki kare var. Şimdi burada bakın şu genişlikte 6 tane karemiz var. O zaman 10 kere 6'dan bir bölmede 60 tane karenin 50 tanesi beyazdır. Çünkü 10 tane sütun var. Her sütunda bir tane mavi kare var. Dolayısıyla 60 kareden 50 tanesi beyaz olacağı için 10 çarpı 50 artı son sütunda sevgili gençler bakın 5 tane beyaz kare vardır. Artı 5 diyeceğiz. Dolayısıyla 505 denizli seçeneği bize toplam beyaz kare sayısını verecektir. 14. sorumuza geldik. 14. soruda ifadesi x ile başlayan ve birer artırarak elde edilen y tane sayının toplamı demektir. Tanımlanan işleme göre bakın bir örnek de vermiş. 15'ten başlayarak 2 tane ilerleyecek. 15 ve 16. Ya da 40'tan başlayarak 3 tane ilerleyecek. Ardışık olarak 40, 41 ve 42 toplamı da 123 olarak bu işlemin sonucunu verecek. Buna göre eksi yüzden başlayarak eksi 100 Eksi 99. Eksi 98. Bu şekilde devam edecek. Eksi 1. Şu virgülleri kaldıralım. 0, 1, 2. Bu şekilde devam ederek en son 99'a kadar gelinecek. Bakınız gençler. 100 tane negatif sayı var. sıfırla birlikte 100 tane de burada var. Toplamda 200 tane sayı var toplanan. Burada şu ifadeler birbirine götürdüğü için aradığımız ifadenin değeri Eksi 100 olarak Adana seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki şemada birbirine bağlı iki kutunun verilen işlem altındaki kutuya sonucunun yazılmasıyla oluşturulan bir sistemdir. Buna göre x çarpı y artı z toplamı kaçtır? Şimdi bu ikisini çarpıp buraya yazmış. 2 ile y'yi toplayıp bu kutuya yazacak. Bu şekilde devam edecek. Şimdi şuradan başlayalım. 3 ile bir değeri çarpmış ve 12 bulmuş. Demek ki bu kutuya 4 gelmeli. Daha başka 12 ile z'yi çarpmış 84. Z demek ki 7'ymiş. 4 ile bir şey toplamış 7 yapmış. Demek ki bu kutuya 3 gelmeliymiş. X ile 2'yi çarpmış 3 bulmuş. Demek ki x 3 bölü 2'ymiş. 2 ile bir şey toplamış 4 bulmuş. Y demek ki 2 olmalıymış. O zaman yerine yazalım aradığımız ifadede. 3 bölü 2 çarpı 2 artı 7. Bunlar sadeleştiğinden aradığımız değer 10 yani denizlidir. 16. sorumuzda AB ve C4 iki basamaklı sayılardır. AB A artı B olarak tanımlanıyor. Şimdi yani içine yazılan iki basamaklı sayının rakamları toplamı olarak. O zaman 98 sayısı 17'ye eşit olacak. 17 sayısı da yuvarlak içinde olduğu için 8'e eşit olacak. Bu da C artı 4'e eşit. C değeri demek ki 4'tür. O da denizli seçeneğinde verilmiştir. Aşağıda her ikisi de 12'şer çikolata alan A ve B kutularında kalan çikolatalar gösterilmiştir. Buna göre A kutusunun tam dolması için B kutusunda bulunan çikolataların kaçta kaçı daha A kutusuna ilave edilmelidir. 1, 2, 3, 4, 5 tane çikolata ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4, 5 tane bakın toplam 10 tane var. Demek ki B kutusundakilerin 1 bölü 2'si A kutusuna ilave edilmelidir. Cevabımız 1/2 1, ile Adana seçeneğidir. 18. sorumuza geldik. Birbirinden farklı iki asal sayının çarpım biçiminde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayı denir. Örneğin 15 sayısı 3 ve 5 asallarının çarpım biçiminde yazılabildiğinden yarı asaldır. Buna göre 16 ile 30 arasında 5 tane yarı asal vardır. Bakalım. 17 asal sayıdır. 18 e, yarı asal değildir çünkü 2 tane 3 var. Birer tane olacak, farklı asallar olacak demişti tanımda. Farklı iki asal sayı. bir de iki tane asal sayı olacak sadece. Onun dışında e, 19 asal sayıdır. Geçtik. 24 ve 5 4 2 e, asaldan oluşuyor. 2'nin karesi. E, 21 oluyor. 3 ve 7'den oluşuyor. 22 oluyor. 2 ve 11'den oluşuyor. 23 zaten asal sayıdır. 24 değildir. Yarı asal değildir. 25 e, değildir. 26 13 çarpı 2 oluyor. 27 olmuyor. 28 olmuyor. 29 asal. 30 zaten aralığında demiş. Bakın aradığımız değer 3 tane olmalıymış. Ama soruda 5 tane yarı asal vardır demiş. Demek ki birinci öncül, birinci ifade yanlış. Yarı asal sayı ile bir asal sayının çarpımı yarı asal değildir demiş. Evet, yarı asal sayı zaten iki asal sayının çarpımı oluşuyordu. Bunu bir daha asal sayı ile çarparsam bu sefer yarı asal olmayacaktır. Bu ifade değildir dediği için doğrudur sevgili gençler. Bütün yarı asal sayılar birbirinden farklı dört pozitif tam sayı tarafından bölünür. Yarı asalın tanımına göre iki tane asal sayıdan oluşacaktı. A asal sayısının ve B asal sayısının çarpımından oluştuğu için pozitif bölen sayısını bulurken üstlerini bir artırıp çarpıyorduk. Buradan 2 çarpı 2'den 4 bulunur. Yani bu da doğrudur. O halde cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 19. sorumuza geldik. ABC ve X birer rakam olmak üzere üçgen X çarpı ABC gösterimi X kare çarpı A eksi 1 artı X çarpı B artı 1 artı C olarak tanımlanıyor. Buna göre 4 çarpı 342 A olduğuna göre A değeri kaçtır? O zaman yazalım. A eşittir. 4 dediğimiz değer yukarıdaki x değerine tekabül ettiğinden şurası 4'ün karesi. 342'de 3a rakamını temsil ediyor. O yüzden burası 3 eksi 1 olacak. 4 çarpı b dediğimiz değer 4. 4 artı 1 olacak. c dediğimiz değer de 2'dir. Bunu hesaplarsak 16 kere 2'den 32 artı 5 kere 4'ten 20 artı 2. Burası da 54 yani denizli olarak cevabı buluyoruz sevgili gençler. Evet. Şimdi de bir sonraki soruya geçebiliriz. O da 20. sorumuz. ABC 7 4 basamaklı doğal sayısı 22 ile bölündüğünde MN 2 basamaklı sayısı kalıyor. Şimdi bu sayı tek bir sayı. Bir çift sayıya bölünüyor. Ve MN kalıyor. MN'nin alabileceği değerler toplamı. MN sayısı bir kere 22'den yani bölenden daha küçük olmalıdır. Ayrıca İki basamaklı MN sayısı tek sayıyı çift sayıya böldüğüm için kalan yine tek sayı olacağından MN sayısı da bir tek sayı olmak zorundadır. 22'den küçük tek sayıları düşünelim. 21, 19, 17, 15, 13 ve 11. 11. Menojje değerler toplamı demiş. Bunları toplayacağız sevgili gençler. İki basamaklı dediği için daha aşağı inmedik. 7, 5 vesaire yazmadık. Şimdi bunları toplarsak kaç çıkacak? Şöyle bir hesaplayalım. 96 çıkıyor sevgili gençler. O da denizli seçeneğinde verilmiş. X, Y, Z, 6, T, 8, 6 basamaklı sayısı 29 ile bölündüğünde 4 kalınlığını veriyor. Buna göre yani bu yazalım. X, Y, Z, 6, T, 8 sayısı 29'un katından 4 fazlaymış. O zaman 2 tane x, y, z, 6, t, 8 sayısının karesi 29'a bölümünden kalan nedir demiş. Şimdi ben bu sayı yerine 29k artı 4 yazabilirim. 2 çarpı 29k artı 4'ün karesi. 2 çarpı 29k'nın karesi artı 2 çarpı 29k çarpı 4 artı 4'ün karesi şeklinde yazıyoruz. Şu kısımlar zaten 29'un katıdır. O zaman sadece şurayı almam yeterli. 16 kere 2 32 yaptı. 32'nin 29'a bölümünden kalan da 3'tür. Yani bizim sayımızın 29'a bölümünden kalan da 3 olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 22. sorumuza geldik. 5 basamaklı 7m, 5, 3, 2 sayısı için 11 ile kalansız bölünmektedir. 11'e bölünebilme kuralımız birden başlayarak artı eksi, artı eksi diye işaretlerini belirliyoruz. 2, 3 çıkarsam eksi 1 5 daha 4, 7 daha 11 o zaman burası 11 eksi m yaptı sevgili gençler. Bakalım doğru yaptık mı? Ee, 7, 14, 3 cüktü. Evet 11 eksi m. Burası 11'in katı olması için m yerine 0 yazarsak bu mümkündür. Yani bölünebilir. 8 ile kalansız bölünebilmektedir. 532 yani son 3 basamağı 8'e bölünmeliydi. 8'e bölünebilme kuralımızda. Bakalım bölünüyor mu? 8 kere 6 48. 52 kaldı. 8 kere 6 48. Bakın 4 kaldı. Bu tam bölünmediği için bu da tam bölünmez. 18 ile kalansız bölünmektedir. 18'e bölünebilme kuralımız 2 ve 9 ile tam bölünmelidir. Şimdi zaten bu bir çift sayı. 2 ile tam bölünür. 9'a bölünebilmesi için de M yerine bir sayı yazabiliriz. Demek ki bu da doğru olabilir. O halde 1 ve 3 yani Denizli doğru cevaptır. 23. sorumuza geldik. A ve B farklı doğal sayıları olmak üzere. A ve B. A'nın B ile bölümünden kalan anlamına geliyormuş bu işlem. Örneğin 215'in 3'e bölümünden 2 kalır. Kalanlara e, eşit olacak. 3 x 4'ün 4'e bölümünden 2 kalıyormuş. Ve Y 4 8 3 basamaksa 11'e bölümünden 0 kalıyormuş. Buna göre x artıya toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bakalım. 3 x 4'ün 4'e bölünmesi için son 2 basamağına bakılır. Son iki basamağının dörde bölümünden iki kalacak. O zaman burası 14, 34, 54, 74 ve 94 olabilir. Bu durumda 4'e bölümünden 2 kalacaktır. Ee, y artı 8 eksi 4. Yani bunu artı eksi artı yapacağız 11'e bölünebilme için. Burasının 11'e tam bölünmesi gerekiyor. Y artı 4 11'in katıymış. 11'in katı olması için Y'ye 7 verilmelidir bu durumda en büyük dediği için x'in en büyük değerini alacağız. O halde x artı y'nin en büyük değeri 9 artı 7'den 16'dır sevgili gençler. Cevabımız denizli. 24. sorumuza geldik. Kalp işlemi için yazılan sayıyı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra elde edilen asal çarpanların kuvvetlerini toplar şeklinde tanımlanmış. Bakın 48'e örnek vermiş. 16 çarpı 3 olduğu için 2 üzeri çarpı 3 de yazılmış. 4 ve 1'in toplamı bu işlemin sonucunu vermiş. 125 için 5 üzeri 3 olarak yazıldığından sadece 3 olarak bu işlemin sonucunu veriyor. O halde kalp içindeki x sayısı 4 olacak şekilde kaç farklı iki basamaklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi burası asal sayı üzeri 4 olursa olabilir. Peki bu ne var? 2 üzeri 4 bu şarta uygundur. 3 üzeri 4 yine 81'dir. 5 üzeri 4 3 basamaklı olduğu için burada ne demişti? 2 basamaklı diye istemişti bizden. O zaman 2 tane değeri varmış asal üssü 4 olarak. 2 sayı olması durumunda 2 2 diye düşünebiliriz ya da a üzeri 3 b üzeri 1 diye düşünebiliriz. Şimdi bunları sağlayan değerler var mı diye kontrol edelim. Mesela 2'nin karesi olsa 4. 3'ün karesi olsa 9. 4 kere 9 36. Buradan e, az önce 2 üzeri 4. 3 üzeri 4'ü bulmuştuk. Şimdi de 6 üzeri 2'yi bulmuş olduk. E, başka? E, 3 üzeri 2 5 üzeri 2 desek e, ya da şuraya 2 üzeri 2 bırakalım ilk önce. 2 üzeri 2 5 üzeri 2 diye düşünsek bu ne yapar? 4 kere 25'ten 100 yapar. Bakın. Uygun olmadı. O zaman burası bitti. Diğer tarafa geçelim. 2'nin küpü 8 kere 3'ten 24. 2 üzeri 3 çarpı 3 olabiliyor. Ee, başka 3 üzeri 3 çarpı 2. 27 kere 2'den 54. Bu da oluyor. Peki. Başka değer var mı diye bakalım. Bir de e, bakmadığımız ne kaldı? 5 üzeri 3 desek çok daha büyük olur. 2 üzeri 3 çarpı 5 desek 8 kere 5 40. Bu da sağladı sevgili gençler. 2 üzeri 3 çarpı 7 8 kere 7'den 56 da sağladı. Böylelikle bitmiş oldu. 2 üzeri 3 çarpı 11 desek zaten 8 çarpı bir de ona da bakalım. 2 üzeri 3 çarpı 11 bu da sağlıyor sevgili gençler. 2 üzeri 3 çarpı 11 de saldı. 88 oldu. Başka sağlayan değer var mı diye bakalım. 203 çarpı 13. 8 çarpı 13. 8 çarpı 13. 104 yapıyor değil mi gençler? Bu da olmadı bakın. Bu da burada bitmiş oldu. 3 üzeri 2 çarpı 2 oldu. 303 üzeri 3 çarpı 5 desek 27 çarpı 5 yine 100'den fazla olur. Demek ki burada bitirmiş oldu. Kaç tane varmış bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve bu da 8. sayımız. Cevabımız buradan Denizli olarak bulunuyor sevgili gençler. Ve geldik bir sonraki soruya. Bakayım Heh şuradaymış. Aşağıda bulunan sekizgen ve altıgenlerin içindeki sayıların pozitif bölenlerinin tamamı oklarla gösterilmiştir. Buna göre AB x, y çarpımının pozitif bölenlerinin tamamını göstermek için kaç kenarlı bir çokgen kullanılır? Evet kaç tane pozitif böleni vardır diyor aslında bize sevgili gençler. Şimdi ilk önce 40'ın bölenlerini düşünelim. 45'e bölünüyor. Burada 5 yok. Bir tanesi 5 olacak. 48'e bölünüyor. Burada 8 de yok. Demek ki x çarpı y yerine ben 8 çarpı 5 yazacağım. Şu ifadede. Sonra a ve b'yi de bulalım. 12'nin bölenleri 12'nin bölenlerinden 6 burada yok gördüğünüz gibi. 4 de burada yok. Demek ki 4 çarpı 6'yı da buraya yazacağız. Sonra bunları asal çarpanlar ayıralım. 2 üzeri 3 çarpı 5. 2 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 3. Buradan 2 üzeri 3, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 çarpı 3 çarpı 5 diye yazılabildiğini görüyoruz. Bu ifadeden kaç kenarlı bir çokgen demiş. Pozitif bölen sayısını bulacağız sevgili gençler. Pozitif bölen sayısı bulunurken üstleri bir artırıp çarpıyorduk. 4 kere 7'den 28 olarak yani cevabımızı Edirne olarak buluyoruz. 28 kenarlı bir çokgen olmalı. Çünkü her kenara bir pozitif böleni yazılıyor oklarla. Cevabımız Edirne. A, A, B, B iki basamaklı doğal sayılardır. EBOB A, A, B, B 22'ymiş. Demek ki A ve B çift rakamlar. Buradan anlayacağımız A ve B'nin çift rakam olduğunu söyleyebiliriz. Ekok AABB 132 imiş. O da 22 çarpı 6 olduğuna göre. Yani AA sayısı 44 olursa BB sayısı 66 olursa burada bakın 22 çarpı 2 22 çarpı 3 olduğu için şu 2 ve 3 aralarında asal olmak zorunda. Bu şartı sağlayabilmesi açısından şu düzeltelim. Buradan da ne görüyoruz? A çarpı B çarpımı kaçtır demiş. 44 çarpı A çarpı B için 4 çarpı olacak sadece. 4 çarpı 6'dan 24 olarak buluyoruz. Cevabımız Adana seçeneği olarak verilmiştir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şöyle bir çizgi çekelim gençler. A ve B ardışık çift olmak üzere. Ardışık çift sayıların EBOB'u 2'dir sevgili gençler. Ekoku demek ki 84'müş. 84 12 çarpı 7 idi. Yani 12 ile 14'müş demek ki. Sayılarımız birine A birine B diyelim. A bölü B oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A bölü B 12 bölü 14 yani 6 bölü 7 olabilir. Cevabımız Bursa sevgili gençler. Bir sonraki sorumuza geldik. Bu soruda 2, 320 bölü 180 x bölü y diye verilmiş. Bunları bir sadeleştirelim. İlk önce şu sıfırları attık. 2'ye bölersek 16, 2'ye bölersek 9. Şöyle bir yazalım bunu buraya. 16 bölü 9 şeklindeymiş. EBOB'ları 1'miş. O yüzden aralarında asal olmalı. Demek ki x ve y 16 ile 9'muş. x bölü y çarpmaya göre tersini alıp çarpmaya göre tersinde pay ve payda yer değiştiriyorduk oluşan yeni kesrin payından 3 çıkarılıp paydasına 2 eklendiğinde z bölü t kesri elde ediliyor. z bölü t kesri 6 bölü 18'den 1 bölü 3'müş sevgili gençler. 1 bölü 3 değeri 16 bölü 9 değerinin kaç katına eşittir diye sormuş bize. Buradan k yalnız bırakılırsa 9 çarpı 1 bölü 3 çarpı 16 olacak. 3 ile 9'u sadeleştirdik. Aradığımız değer 3 bölü 16. Yani Bursa seçeneğidir. Sıradaki sorumuza geçtik. Yukarıda ebatları verilen fayanslarla aşağıdaki düzen ile en küçük kare zemin kaplanacaktır. Buna göre bu zemini kaplamak için kaç adet fayans kullanılmıştır? Sevgili gençler şurası 21'miş. Şurası 7'ymiş. Bakın 28'de bir tekrar etmiş. Burası 21'miş. Burası 7'ymiş bu şekilde devam ediyor. Sonra burası da 7 7 21'miş. Bu da 7 7 21'miş. Düzenli en küçük zemin kaplanacaktır. Bakın burası 28 oldu. Aşağısı ise 35 oldu. Şu verdiğimiz yere kadar olan bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda bu kenarlar 5, 5 de devam ettiğinden burası 5'in de katı olmalı. E, o zaman bu üç sayının ekokunu alacağız. Ekokları bunların kontrol edelim. 14 çarpı 2 7 çarpı 5 o zaman 4 çarpı 5, 20 çarpı 7'den 140 olarak buluyoruz. Demek ki bu bölgenin bir kenarı 140 santimetre ya da 140 birim olmalıymış. Kaç adet fayans kullanılır? Şimdi ilk önce bir sırada kaç tane olacak? Şu birinci sıra için bakalım. 140'ı 28'e bölüp 2 ile çarpacağız. Çünkü 2'şer tane fayans. A ve B fayansları var. Artı 140'ı 3'e e, kaça böleceğiz? 20, 35'e böleceğiz. E, 14 artı 21'den. Çarpı 3 ile çarpacağız bunu da. E, i̇ki sırada bu kadar var. E, toplamda kaç sıra var? 140 bölü 10 diyelim. Çünkü bu ikisinden de birer tane aldığımız zaman 10 oldu. E bu kadar da sıramız var. O halde bu çarpım bize kaç adet fayans gerektiğini verecektir. Burası bunun 5 katı 5 kere 2'den 10 yaptı. Artı. Burası bunun 4 katı. Burası 12 yaptı. Bu da bunun 14 katı. O zaman 22 çarpı 14'ten ne yapar? Şu kenarda hemen çarpalım çocuklar. 14, 8, 8, 22 toplarsak 308 olarak Adana seçeneğinde buluyoruz. Son sorumuza geldik. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A çarpı B çarpımının değerini bulmak için birinci sütunun en üstünde A sayısının ikinci sütunun en üstünde B sayısının yazılı olduğu bir tablo oluşturulur. Birinci sütundaki sayılar sürekli 2'ye bölünür ve elde edilen bölümler aynı sütunda bir alt satıra yazılır. İkinci sütundaki sayılar ise sürekli 2 ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar bir alt satıra yazılır. Bu işlemler birinci sütunda bir sayısı elde edilince sonlandırılır. Birinci sütundaki tek sayılara karşılık gelen ikinci sütundan sayıların toplamı AB çarpım değerini verir. Evet tek olanlara bakacağız. Bakın tek sayı var burada 12'yi alacağız. Tek sayı var burada. 48'e alacağız. Şöyle yapalım. Ve tek sayı var burada. 96'ya alacağız. Bu üçünün toplamı 156 olarak 12 ile 13'ün çarpımını vermiş oldu. Buna göre A çift sayısının karesini bulmak için yapılan tabloda tarılı bölgelere birer tek sayı geldiğine göre A sayısı kaçtır? Evet. O zaman A sayısı ne olabilir? 126'yı deneyelim ilk önce çocuklar. 126'nın yarısı 63'tür. Bu bir tek sayı. Bunun yarısını alırsak 63 bölü 2 31 olacak burası. Bölümü alacağız sadece. Kalını almıyoruz. Ama burada bakın tek olamaz. Demek ki o zaman cevabımız Adana olamazmış. Evet. Bunu elemiş olduk. Şimdi 122'ye bakalım. Burası 122 ise yarısı 61. Bunun yarısı 30. Bunun yarısı 15. Bunun yarısı 7. Bunun yarısı 3. Bunun yarısı 1. Gördüğünüz gibi uygundur. A sayısı demek ki 122'ymiş. Cevabımız Bursa. Evet. Sorularımız burada sona erdi sevgili gençler. Başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler.